Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yaptığım alışverişleri inceleyeceğiz. Kıyafet olarak iki parça kıyafetim var. Kalanın hepsi bakım ve kozmetik ürünü. Yani bakım ürünlerine de kozmetik diyebiliriz. O yüzden hepsi kozmetik ürünü. Şimdi kargolarımı buraya getiriyorum. Kıyafet faslını en sona bırakacağım. Çünkü onu zaten açtım ve üzerine konuşacağız zaten. 3 paketim var açmadığım. Bunların hepsi kozmetik ürünleri. Onlarla başlamak istiyorum. Şöyle kargolarım var. En baştakini buna bırakacağım. Burada benim çok merak ettiğim bir ürün var. Pati bıçağımı da getirdim. Misha'nın içerisinde satılmaya başlayan yeni markalar oluşmuş. Misha'nın markası olduğunu sanmıyorum. Direkt o markanın, Türkiye'deki o markanın içine gelmiş gibi anladım ben ürünleri. Oradan çok merak ettiğim ve stoklarının gerçekten çok çabuk bittiği ve fiyatının da gözümün önünde yükseldiği bir ürün vardı. Şöyle bir kutu var. Benim aldığım marka Peri Pera markasının bir dudak gloss. Gloss değil ama tint olarak geçiyordu. Bakalım. Burada fiyatı da var sanıyorum ki. 320'yi almış olabilirim. Burada şu an yazmıyor. Boyut ve paketlemesi bu şekilde. Bir tane daha marka vardı, o da Clio muydu, öyle bir markaydı sanıyorum ki. Açıkçası ilk dikkatimi çeken marka bu oldu çünkü böyle ışıl ışıl bir şeylere benziyordu. Tam yazlık ürünleri olduğunu düşündüğümden ilk dikkatimi çeken ürününü kaptım hemen. Bendeki numarası 02 Coral Influencer olanı. Güllü olanını almıştım diye hatırlıyorum ama sanıyorum ki o ben alırken stokta yoktu. O yüzden bu versiyonunu almıştım. Hem bir videoda deneyeceğiz bunu hem de Instagram'da, ki önce Instagram'a koyarım diye düşünüyorum. Instagram'da Reel olarak paylaşacağım bunu zaten. Instagram adresi buraya bırakıyorum. Şimdi dudağımda ruj var, deneyemeyeceğim ama şöyle bir aplikatör. Çok güzel kokuyor. Böyle hafif şekerimsi bir kokusu var. Rengi de böyleymiş. Sırada L'Oreal kargom var. Bunun içinde benim halihazırda kullandığım ürünler var zaten. Önce şu yüz yıkama jelinden bahsetmek istiyorum. Ben bunu o kadar hızlı bitirdim ki. Ömrü 6 aydı ve 6 ayda bir yüz yıkama jeli biter mi diye düşünüyordum. Hiç tarihi de geçmeden çok severek bitirdim. Neredeyse 3-4 ayda falan bitirmiş olabilirim. En uygun fiyatlı, en güzel yüz yıkama jeli bu. Gerçekten söylenildiği ve övüldüğü kadar olan bir yüz yıkama jeli bu. Bittikçe bundan sonra hiç bundan vazgeçmeyeceğim. Hep bununla devam edeceğim diye düşünüyorum. Çünkü şu zamana kadar bu fiyatlarda denediğim yüz yıkama jellerinden çok da memnun kalmadım. Yağlı karma bir cildim var ve gayet uyumlu oldu benim için. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bir yüz yıkama jeli olduğu söyleniyor ve bence bu da doğru. Çünkü ben de kurutmasını vesaire görmedim. Yani kuru ciltlerde de gayet nemli bırakacağını düşünüyorum. O yüzden çok severek bundan devam edeceğim. Siz de bir denemediyseniz deneyin derim. Bu arada ben ikisini alacağım için kuponum vardı sanıyorum ki. Evet, puanlarımdan kaynaklı kuponum vardı Trendyol'da. O yüzden buradan aldım. Yoksa bu gratis de daha uygun. Bu da benim her zaman kullandığım ve 3 tüp bitirdiğim şimdiye kadar bir güneş kremi. Güneş kremleri arasında da en uygun fiyatlı ve en güzel güneş kremi bu. Eğer uygun fiyatlı, hiç iz bırakmayan, göz yakmayan, makyaj altında çok güzel duran ve güzel bir koruma faktörü olan bir güneş kremi arıyorsanız, ki hangimiz bunu aramıyoruz ki zaten. Renkli bir güneş kremi değil sadece. Hani renkli bir güneş kremi arıyorsanız o bu değil. Ama güzel bir parlaklık ve ciltte de hafif bir eşitlik verdiğini söyleyebilirim. Bendeki bitmedi. Bitmeden ben yedekledim. Su gibi bir ürün, hiç açmayacağım. Çalkalayıp çalkalayıp kullanıyorsunuz. Uzun sürede gidiyor. Yani her gün kullanımda gene ben 3 aydayım sanıyorum ki bu üründe. Yani 4 ayı falan net çıkarır. Öyle söyleyeyim. Gratis'te de gene satılıyor. Fiyatları daha uyguna da iniyor oradaki indirimlerle. Bir deneyin hala denemediyseniz. Bir tane de Yivroşa kargom var. O kadar kötü açıyorum ki şu an kargoları. Kendi sitesinden almadığım için tester seçme özelliği yoktu Trendyol sitesinde. Yani gene kendi satıcısından aldım ama sitesinden almadım. Şöyle bir parfüm tester göndermişler. Öncelikle yanlış tonini almışım.
Yenilendi mi acaba bu? Aynısı. Yenilendi o zaman. Yeşil bir şişedeydi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bitenlerde konuşmuştuk. Etrafı da yeşil bir şişedeydi. Yüksek ihtimalle dış paketlemesi değişmiş. Çünkü şu an içeriğini görüyorum ve içeriği birebir aynı. Aynı tonikten gene aldım ben. Son bitirdiğim. Ciltteki gerçekten kiri, böyle işte o birikmiş böyle makyaj kalıntısını falan çok iyi çıkarıyordu. Sonra C vitamini serumunu eklediğim için rutinime, bunun içeriğinde de işte salisilik asit ve sitrik asit var aslında. Akne eğilimli ciltler için olan bir tonik bu. Gül suyuna geçeyim. Daha doğal bir tonik kullanmak istedim C vitamini serumu kullanırken. Çünkü ben serumlardan hem biraz korkuyorum hem de içerik karıştırmayı çok fazla sevmiyorum. Bunun da içerisinde asitler olduğu için C vitamini ile karışmasın diye gül suyuna dönmüştüm. Herhangi bir tonik kullanmak yerine doğal gül suyuna döndüm. Gül suyundan açıkçası şu sıra bundan sonra oldu diye düşünüyorum. Çok da memnun kalmadım. Pamukta böyle o istediğim, bilirsiniz böyle o kalıntı çıkarma tipini göremiyorum pamukta. O yüzden ben de bu toniğe geri döndüm ve Yves Rocher'in toniklerini gerçekten çok beğeniyorum. Kendi cilt tipinize göre olan, kendi ihtiyacınıza göre olan bir sürü çeşidi vardır. Ben bu serideki Sebo Pür Vejetal serisindeki akne eğilimli ciltler için olan toniğini kullanmıştım. Gene onu aldım. Bir de gene bunu da son bitenlerde konuşmuştuk. Hep bitenler diyorum çünkü kullandığım ürünleri orada toplu bir şekilde yorumluyorum. Sitesine alışveriş yaptığım zaman şu tüp formundaki tester ürününü seçmiştim ve bu kremi gerçekten çok beğendim. Nemlendirici kremi. Şöyle bir etki arıyorsanız, yağlı ve ağır bir his bırakmasın. Çok kolay emilsin ama yüzüm yumuşacık olsun ve nemlendiğini hissedeyim. Ama dokunduğum zaman hiçbir hissi olmasın. Özellikle yağlı ciltliyseniz kesinlikle bu krem çok güzeldi. Bundan yola çıkarak sitesinde aynı olduğunu düşündüğüm şu ürünü aldım ve bakıyorum. Evet, aynısı. Gerçekten bulmuşum tam boyunu. Karma ve yağlı ciltler için jel krem olarak geçiyor. Çinko ve salisilik asit var içerisinde. Hemen bunu açıp kullanmayacağım. Çünkü elimde Krimco'nun bir nemlendiricisi var. Onu bitirdikten sonra buna geçeceğim. Tam olarak sevdiğim tarzda bir krem bu benim ama. Şöyle göstereyim. Bu arada bunun fiyatı bir tık yüksekti. 450 liraya aldım sanıyorum ki ben bunu. Tam boyunu da bir düzenli kullanmak istedim açıkçası. Evet. Kozmetik kısmım bu kadardı. Şimdi kıyafet kısmına geçelim. Milla'ya o kadar güzel şeyler geliyor ki gerçekten çok iyi ilerliyor koleksiyonları. Ama ben şu herkeste olan ve zamanında kapış kapış satılmış ürününü yeni alıyorum. Bununla güzel bir kombin videosu çekeceğim. Aklımda çok güzel bir kombin reels'ı var. Yani Instagram için çekeceğim. Bu bir short etek. Hemen deneyeceğim ve denediğim şeyi de araya ekleyeceğim zaten burada. Gördüğünüz gibi tanıyacağınızı düşünüyorum. Çok güzel bir short etek bu. Yani bir zaman patladı ve şu anki fiyatı çok çok uygundu. 230 liraydı. 32 bedenini aldım, tam oldu. Boyu da yerinde zaten göreceksiniz. Aşırı aşırı kaliteli böyle pamuklu bir kumaşı yok. Aksine bir tık böyle hani naylonumsu kumaş pantolon gibi. Ama incecik bir yapısı var. O yüzden terleteceğini de düşünmüyorum. Arkası şortlu. Yani şort olduğu belli arkadan. Önünde böyle. Çok çok güzel ve tam kalıp bir şort etek. Gerçekten her üstle olur. İkincisi boş gördüğünüz üzere. Çünkü daha geçenlerde dediğim 2 ay falan olmuştu belki. Aldığım kumaş pantolonumu ben hala terziye götürmemiştim paçasını yaptırmaya. Bu sefer de bir pantolon aldım. Hemen görselini buraya ekliyorum. Gerçekten güzel bir kalıbı var. Yani ben onu da 32 beden aldım. Milla'daki 32 beden pantolonlar bana tam oluyor. Bu aldığım pantolonun da kotu gerçekten kalın bir kot. Hani çok sıcak yaz ayında giyilebilir mi? Emin değilim. Bence çok da giyilemez. Gerçekten kalın bir kot. Ama kalın bir kot kumaşında olduğu için de açılma ve esneme yapmıyor. Boyları inanılmaz uzun. Yani baya fazla fazla paça yapmışlar. Hani şu kadar falan payı vardı benim için. Direkt o kumaş pantolonunu terziye gönderdim. Terziden aldığım zaman bu videoyu gerçi 2 gün sonra terziden alacağım. Araya onun da denenmiş halini gösteririm ama dediğim gibi paçasını yaptırmaya verdim.
bütün kargolarımı açtık. Son zamanlarda yaptığım kozmetik ve küçük bir kıyafet alışverişi de bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Ürünleri bazen ilk oradan denediğim de oluyor. İlk alışverişlerimi oradan paylaştığım da oluyor. O yüzden oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.